Türkiye gündemi ve siyaset gündemi ve Avrupa gündemi. Siyaset, Türkiye gündemi siyasetine hemen başlayalım. Recep Tayyip Erdoğan tek lider olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne bu seçimde tek başına geçecek ve Türkiye'de bir ilk yapacak. Tek adam liderliğini yapmış olacak. O yüzden Türkiye tarihine geçmiş olacak. Erken seçim nedeni ise belediyelerin sistemleri halk oylamasıyla yapıldığı için erken seçim hem belediyelerin kaybetme riski yaşadığı için hem de belediye seçimlerinden önce olması gerekiyordu. Erken seçim gerçekleşecek söylemiştik diğer videolarda. Ve belli bir süre sonra 2021 yılından sonra da Türkiye eyaletlere bölünecek, belli eyaletler gerçekleşecek. Artık nereye gitmek istiyorsanız büyük paraları ödeyerek geçiş sağlayacaksınız. Şimdiden hazırlıklı olun diyorum. O hal devam edecek. 2019 Nisan ayına kadar devam edecek o hal. Yazdım, not aldım, notlarımı topluyorum. Sonra ne demişim diye bilemem. Kendi kendime bakıyorum. Askerlerimiz Irak, İran belli bölgelerde görev yapacak. Bu belli bölgelerde askerlerimiz devam edecek. Ve askerlerimizle ilgili Tayyip Erdoğan geçmişe ait bütün askerleri geçmiş görev üst büyük olan görevli insanların birçok insanları geri çekecek. Kendi sistemindeki askeri sistemini kuracak. Yani bir dönem biliyorsunuz ki Turgut Özal polisleri kendi sistemini yapmıştı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan reisi Cumhurbaşkanımız da askerlerini, geçmiş askerleri belli noktalara hapsedecek, belli noktalara emekliliği tayin edecek ve kendi askeri sistemini getirecek. Mengüç'e gidecek askerlerimiz. Irak, İran, Mengüç'te olaylar devam edecek ve görev yapacak. Putin'le Tayyip Erdoğan arasında bu seçim dönemine kadar gerginlikler devam edecek. Bu gerginlikler arkasından Putin ve Tayyip Erdoğan diyaloglarını güçlendirecek, daha iyi süreçler sağlayacak. Trump biliyorsunuz Müslümanlara acayip karşı olduğu için Pentagon ne kadar uyarı verse de Trump tüm Müslüman alemini yok etmek istiyor. Din savaşlarını hat safa yaratacak bu 2018 sonuna kadar ama onda ölüm, kaza, öldürülme riski olduğu için ne kadar bunu yapmak istese de başaramayacak diyorum ama tabii ki bir sürü insan kaybettik. Bir sürü Müslümanlar öldü ama dünyanın en büyük korktuğu din Müslümanlık. O yüzden en büyük korktuğu Müslümanlığı yok etmeye çalışıyor Trump. Bunu başaramayacak diyorum. İngiltere, Fransa kendi ve Almanya kendi sistemlerini kurdu. Biliyorsunuz ki mutluluk haftası vardı. Neler oldu, neler sonrasında, kimler öldü, kimler kaoslar yaşadı. İngiltere, Fransa ve Almanya birlik yaşayacak ama Fransa belli bir süre sonra kendi sistemini yaratacak. Çünkü Fransa'nın da çok büyük teröre karşı kontrol edemediği kaoslar var. Onların da kendi terörleri tehlikeli, dikkat etmesi gerekiyor. Bitcoin dediğimiz sistem İngiltere'nin kendi hazinesine yarattığı bir sistemdir. Hani hala devam ediyorsanız paranızı çekip alın. Çünkü belli bir süre sonra Bitcoin diye bir sistem kalmayacak. Ona göre hazırlıklı olun. Evet, 2021 yılında hani 3. Dünya Savaşı dediğimiz sistem petrol, toprak ve su savaşları başlayacak ve küresel ısınmaya. Küresel ısınmaya ani bir çözüm bulunması lazım. Çünkü susuzluk, kuraklık dünyanın en büyük sıkıntısı olacak. Şimdiden bu döngüyü kurtarmak gerektiğini düşünüyorum. Akdeniz ve Karadeniz, yani bizim kendi bölgemiz için dünya ayağa kalkacak ve herkes Türkiye'ye büyük bir baskı yapacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin üstüne bir ünvan getirecek Recep Tayyip Erdoğan ve Akdeniz Ege bölgesini kendi bünyemizde kontrol edeceğimiz bir sistem yaratacak. Yani Akdeniz ve Karadeniz bölgesini. O yüzden belli haklara sahip olamayacak belli ülkeler. İsmini, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin üstüne bir ünvan gelecek. Arabistan ve Arap Emirlikleri arasında büyük kaoslar yaşayacak. Suudi Kralı savaş çıkartacak. Ermenistan ayakta, gece gündüz ayakta bekliyor gençler. Çünkü Rusya'yı ürkütmek ve Rusya'yı kendi ekonomisini ezmek istiyorlar ama Rusya, Putin hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmuyor. Altın tavan yapacak. Euro 6 liraya görecek. Dolar 4500'ü ve Haziran'a kadar görecek. Yıl 2019'da da 6 lirayı görecek. Tayyip Erdoğan sağlık konusunda ciddi sıkıntılar yaşayacak.
büyük zengin, hani deriz ya, büyük sağlık problemleri şey, dikkat etmesi gerekiyor. Hani bilirse, eskiden büyük zenginlerimiz vardı, şu zengindi, bu zengindi, bu şey. Şimdi sokakta hiç tanımadığınız bir adam yolda yürüyorsa zengin olur. Çünkü Türkiye'nin yeni yüz zenginlerini kimse tanımıyor. O yüzden sıkıntılar yeni zenginleri tanımıyor ülkemiz. Geçmiş zenginlerimiz bilinçli ama yeni doğmuş zenginleri bilmiyoruz. Azerbaycan'da petrol almaya başladık ya, Azerbaycan farklı ülkeler arasında tehditler savrulacak ama Azerbaycan kendi çapında büyümeye devam edecek diyorum. Çünkü gerçekten Amerika, Avrupa Birliği onu yok etmek istiyor ama Azerbaycan kendi zenginlikleriyle yavaş yavaş ön plana çıkacak. Bizim şu enerji bakanımız çok iyi işlere imza atacak ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir. Şimdiden hazırlıklı olun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım olacak. CHP'de sürpriz aday belirlenecek. HDP oyları alacak. Kendi istediği oyları yakalayacak. İYİ Partisi kendi çapında ilerleyecek. Bahçeli kalp ameliyatı yüzünden uzun süre yataklı hastalık tedavisi görecek. Çok uyanık, erken seçimi kendi ve partisi adına ve sadece belediye seçimlerinde kendi yetkilerini kullanmak için istedi. Tebrik ediyorum onu. Geçmişe ait tüm asker görev yapmış insanların çoğu ceza ve yargıda devam edecek. O yüzden Türkiye ve dünya gündemi biraz sıkıntılı. Haydi Türkiye, iyi seçimler olsun. Ülkemiz için, vatanımız için hayırlı olsun. Şimdiden erken seçime hoş geldin Türkiye diyoruz.